bahsedeceğimi bildirmedi. Bir tarafta çok değerli, sevgili hocam. Öbür tarafta çok kıymetli abim, sayın valimiz. İkisi de benim hayatımda çok önemli insanlar. Ben sayın hocam, sayın valim diye heyecanlıyım şu anda. Bilmiyorum neden. Ben iki kişinin yanında biraz farklı hissediyorum. Birisi rahmetli baba, biri de değerli hocam. Genelde biraz rahat bir insanımdır. Ama bu ikisinin yanında pek rahat olamıyorum, kusura bakmasınlar. Milli Eğitim Bakanlığımız yıllardır süregelen öğretmen yetiştirme sistemindeki aksaklıklardan yola çıkarak bu sene çok radikal bir değişikliğe gitti. Ve öğretmenlerimizin sınıfa girdiklerinde gerçekten bu mesleği tanıyan, çevresini bilen, devletin işleyişi hakkında bir takım bilgiler ve yorumlar edinmiş olarak sınıfa girmelerini, belli bir deneyimle öğrencilerle baş başa kalması gerektiğini düşünerek yeni bir sistem geliştirdi. İşte bununla ilgili Şubat ayından beridir ilimizde atanmış olan, stajını görmekte olan 127 öğretmenlerimiz ve onların danışman öğretmenlerimiz okul müdürlerimizle birlikte bu programı yürütüyoruz. Bugün de bu programımızın bir duayen ile buluşma aşamasında sayın çok değerli Başbakan Yardımcısı, Devlet Bakanı, İçişleri Bakanı, bunlar tabii bizim çok şey yaptığımız, öne çıkardığımız sıfatlar değil. Bizim için daha değerli olan bir eğitimci, bir hoca olması, özellikle şahsımın üzerinde ciddi emekleri olması. Belki bazıların akıllarına takılacaktır. Hocam nasıl oluyor yani, sizin nasıl hocanız oluyor Beşir Bey diye. Biz Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisiyim ben. Hocam da aynı dönemde İşletme Fakültesi'nde öğretim üyesi. Ama biz bir sıkıntımız olduğunda Beşir hocamıza gidiyorduk. Yurtla ilgili problemimiz, barınmakla ilgili bir sıkıntımız varsa kendisine giderdik. Memleketten paramız gelmemiş ise, maddi bir probleme düşmüşsek çözümü yine sayın hocamızda verdik. Onun kendi fakültesini aşan, bütün üniversiteyi kapsayan, öğrencilerle çok sıcak, çok yakın, çok samimi, onların elinden tutan davranışı, hali bizim için onu çok farklı bir yere koydu. Aradan 40 yıl geçmesine rağmen biz o günün sıcaklığını hala yaşıyoruz. Bugün kırmayıp sizlere hitap etmek için zahmet edip buraya kadar gelmesi dolayısıyla ben kendisine şükranlarımı da arz ediyorum. Halen eğitim komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Eğitim Komisyonu Başkanı olarak da eğitime hizmet eden, ilimizin üniversitesinin kurucu rektörlüğünü yapan, eğitimde büyük hizmetler yaptıktan sonra siyasi anlamda da devlet adamı olarak değerli görevler ifa eden sayın hocama hoş geldiniz diyorum, saygılar sunuyorum. Sayın Valimizi, müftümüzü, programımızı teşrif ettikleri için kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. Çok sevgili, değerli öğretmenlerimize de bu programın kendileri için yararlı olmasını ümit ediyorum. Bir vesile, dün idrak ettiğimiz Regaip Kandilizm'in de cümlemize hayırlar getirmesini, ülkemize, milletimize, İslam alemine barış, huzur, kardeşlik getirmesini Rabbimden niyaz ediyor, saygılar sunuyorum. Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanım, değerli Bakanım, değerli Hocam,
Bunun da ötesinde biz yıllardır tanışırız kendisiyle. Beşir abi deriz kendisine. Dolayısıyla sağ olsun bu program çerçevesinde kendileri buraya geldiler. Size hitap edecekler. Bazen değerli arkadaşlar, değerli öğretmen arkadaşlarım, bir kişiyi dinlemek inanın en az bir 5-10 kitap okumak yerini tutabilir. Çünkü orada tecrübe vardır, orada ciddi bir birikim vardır. Onun için de bu tür programların çok faydalı olduğu kanaatindeyim. Daha önce iki kere sizinle bir araya geldik. Öğretmenlik mesleği son derece önemli bir meslek. Diğer meslekler gibi değildir. Öğretmen her şeyden önce genel kültüre sahip olması lazım. Alanında çok iyi yetişmesi lazım. Pedagojik formasyona sahip olması lazım. Bu programlar bu anlamda bu tecrübeyi edinmenizi sağlayacak programlardır. Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımızın böyle bir organizasyonu, böyle bir program için inşallah çok yararlı olacaklar hepiniz için. Biz de bakanlığa bu yöndeki teşekkürlerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Sizin başarınız bu programın devamını beraberinde getirecektir. Yani sizden alınan olumlu sonuçlar inşallah geleceğe de bir ışık olacaktır, yön verecektir. O anlamda da biz bu programı önemsiyoruz. Genelde de hemen bir herhangi bir şey olduğu zaman da ben de bu programı katılıyorum ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzde de takip ediyoruz. Sağ olsun gerçekten de Beşir Atalay Başbakan Yardımcımız İçişleri Bakanlığı yaptı. İçişleri Bakanlığı sırasında da beraber çalıştık. Kırıkkale'mize de kurucu rektör olarak ve diğer siyasi dönemlerinde çok ciddi hizmetleri oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Biz buraya Milli Eğitim Müdürümüz Beşir Hocamı çağıralım derken isabetli olur dedik. Biz işin hiç siyasi boyutuna bakmıyoruz. Her siyasi kesimden başkalarını da çağırabiliriz. Biz bunda burada ilminden, irfanından, tecrübesinden yararlanmak için bu kişileri davet ediyoruz. Bundan sonra da değişik kişiler size hitap edecektir. İnşallah bu tür çalışmalar faydalı olur. Bu vesileyle tekrar hepinize başarılar diliyorum. Yeni görevlerinizde inşallah 6 ay sonra mesleğinizde başlayacağınız zaman iyi ki bu eğitimi almışsınız diyeceksiniz. Muhtemelen öyle ümit ediyoruz. Sayın Bakanıma da teşriflerinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun. Bir konuma sahip. Diğer mesleklerin hepsinin toplum hayatında, ülke hayatında bir yeri var, rolü var ama direkt insan yetiştirme ve en genç çağda çocukları yetiştirme anlamında öğretmenliğin değeri çok daha ön plandadır. Yani doktorluğun kendine göre bir görevi vardır, hukukçuların bir görevi vardır, sosyal bilimciler ama öğretmenlik daha işte 5-6 yaşında çocukları teslim edilen ve onların elinde yetiştirilen böyle kutsiyet de izafe edilen, ulvilik izafe edilen bir meslektir. Öyle görmek lazım. Eğer o niyetle yapılırsa öyledir. Ona da inanırım ben. O açıdan doğrusu çok farklı bir mesleğin mensuplarısınız. Yani çok tatmin edici boyutları vardır. Her meslek çok tatmin edici olmayabilir. Yani doyum olarak insanın mutluluk olarak falan. Öğretmenliğin eğer o manada benimsersek, özümsersek, öyle uygularsak öyle bir yönü vardır. Hayatın içinde öğrencileriniz vardır. Yani hayatın her yerinde onlara rastlayabilirsiniz. Benim öğrencilerim var. İşte ben tabii üniversite hocasıydım. Yıllarca aynı zamanda arkadaşlarım da ifade etti. İşte Kırıkkale Üniversitesi'nin de kuruluş yıllarını yürüten rektör olarak da görev yaptım. Üniversite yıllarından o kadar öğrencilerim var ki mecliste milletvekili öğrencilerim var benim.
Bir dönem Bakanlar Kurulu'nda bir öğrencim vardı. Aynı kabinede bakanlık yaptık. İşte şimdi Kırıkkale Üniversitesi'nin rektörü Ekrem Yıldız benim Erzurum'dan İşletme Fakültesinden öğrencimdir. Dersini alan bir öğrencimdir. Veya buradaki belediye başkanı da yine benim bir öğrencimdir. Böyle hayatın her yerinde öğrencilerimiz vardır. Bazısına ders vermişizdir, bazısına dostlukla tanışmışızdır İsmail gibi. Böyle tabii bu mesleğin kendine has lezzetleridir bunlar. Yani ben kendim de şöyle hocalığı seçtim. Ben hukuk mezunuyum. Yani Ankara hukuk mezunuyum. Epey de eski tabii, 70 yıl mezunuyum. Yani avukatlık, hakimlik gibi meslekler tutkum olan bir meslek. Şimdi meslekle ilgili genelde değerlendirmeler olur. Yani özellikle üniversiteye girerken falan öğrenciler bize de çok sorarlar, oluyor, ona göre hazırlanıyor, ona göre bölüm seçiyor ama yani üniversite yıllarında tercih ve sınav zamanlarında epeyce tereddütler olur. Bana sorulduğunda hep şunu söylerim. Kendisi hangi mesleği seviyorsa, sevecekse onu seçsin. Yani asla şu mesleği seçsin diye bir tavsiye olmamıştır. Kendisi sevecek, kendisi isteyecek ve o mesleği de sonra severek yapacak. Sevdiğiniz zaman o meslek en iyisi. Ve nice insanlar bilirim ben, her meslek dalında o meslekten o kadar doyum alır ve o kadar mutlu yaşar ki hayatı cennet gibidir. O kendisini öyle görür. Yani öğretmenlik mesleği de bunlardan birisi değerli arkadaşlar. Hani bazen şöyle şeyler oluyor. İşte üniversite sınavında başka işte tercihler yaptım. Benim de pek ileri tercihim değildi ama işte puanım ancak bunu tuttu da gittim. Çok daha sevmeden yürütüyorum gibi falan. Yani öğretmenlik mesleği biraz böyle bir meslek değil. Yani sevilerek çok fazla kıymetli olur. Öyle uygulanırsa, öyle yapılırsa, ülkenin neresinde olursa olsun, hangi kademede olursa olsun, ilkokuldan işte liseye kadar, hangi dersin öğretmeni olursa olsun, neticede çok kıymetlidir. Yani mesleklere biraz öyle bakmak lazım. Ben bunu doğrusu çok önemli görürüm. Ben doğrusu kendi hayatımızda da böyle yaşadık. Ailelerden bazen daha önde oluyor. Sevdiği, güvendiği öğretmenlerin ilkokuldan başlayarak çok güven duyduğu öğretmenlerin rehberliği, tavsiyesi öğretmenler için, öğrenciler için adeta hayatını belirliyor. Bu sizlerin hayatında da vardır, benim hayatımda da var. Yani diyelim ki benim ilkokul öğretmenim benim daha sonraki eğitim hayatına devam etmemde en önemli referansım olmuştur. O zamanlar herkes hemen ortaokula, liseye gitmiyordu. Zorunlu eğitim 5 yıldı. Okuyan da azdı. Biz köyde yaşıyorduk işte. Keskin'in Armutlu Köyü benim köyüm. Yani yüzyıllardır ecdadımızın yaşadığı köy. Biz de oradaydık. Keskin'de ilkokulu okuduk. Çünkü köyde okul 2 sene öğretmen gelmedi falan. Bunlar tabii çok 50'li yılların sonları, onun için sizler için çok eski tarihler, yani 59-60. Keskin'de ben ilkokulu bitirdim ve hemen de sınavdan sonra köyde çalışmaya gittik. O zaman tarımda çalışılıyor. Benim diplomayı almaya abim, rahmetli abim geldiğinde öğretmen ona ısrar ediyor. İşte mutlaka ortaokula gönderin.
Ne yaparsanız yapın, şartları zorlayın mesela. Hep böyledir bizler için. Sizler için de eminim buna benzer şeyler vardır. Veya ben öğretmenler hatırlarız. İşte lisede bir Müfide Hanım vardır. Edebiyat öğretmeni. Ben kitapla çok barışık biriyim. Hayatım hep kitapla iç içe geçer. Çok okurum. Yani en yoğun zamanımda bile kitap daima vardır çantamda, masamda. Ve mutlaka okurum. Yani kitap okumadan hayat çok kuru gelir. Bana o edebiyat öğretmeni aşıladı bizlere. Lisede. Yani siz bir kişinin kitaba yakın, kitapla barışık olması veya olmamasında rol oynarsınız. Ki kitap yani bir zenginlik yani. Kitap tabii bu vesileyle onu da sizlere yani rica edeyim ben öğretmenlerimize. Eğitim hayatında sizler tabii ki çok değerli bilgiler veriyorsunuz, vereceksiniz ama gençleri, çocukları kitapla barıştırırsanız, onları kitap okumaya alıştırırsanız, hayatın olmazsa olmazı, bu olmazsa çok fakir kalırsınız, çok çatıkta kalırsınız, çok yüzeysel kalırsınız, çok cahil kalırsınız. İstediğiniz kadar bir meslek sahibi olun, kitapla dünyanızı zenginleştirmiyorsanız, yine o zaman fakir kalırsınız. Derinliğiniz olmaz. Bu manada doğrusu romandan şiire veya değişik alanlarda kitapla barışmalarını çok önemli görüyorum ben. Yani bana deseler bir öğretmene en önemli bir çocuğu etkileyecek kişiye, anne babaya, öğretmene en önemli ne söylersin? Ben şunu söylerim. Yani onlara işte şunu öğretin, bunu öğretin falandan ziyade ne olur onları okumaya alıştırın derim. Okumaya alıştırın. Onlar iyileri bulurlar. Yani hayatın içinde bu örnekleri sizler de çok görüyorsunuzdur. Benim en önemli doğrusu herhalde ricam da bu. Bunun yanında tabii öğretmen, herkes bunu söylüyordur, her haliyle örnek oluyor. Yani şimdi de ben bakıyorum artık çocuklar büyüdü, torunlar var, torunlardan okula gidenler var. Yani okuldaki her şey onun için model. İlkokula gidiyor, her şey model. Yani ona siz çok etkileyemiyorsunuz artık. Yani evde çok etkileyemiyorsunuz, o okulda etkileyemiyorsunuz. Öncelikli olarak kendimi tanıtayım. Emine Şahin, buradaki yeni atanan arkadaşlardan bir tık farklı olduğunu düşünerek size şunu yöneltmek istiyorum Sayın Hocam. Ben geçen sene atandım Mardin Nusaybin ilçesine, Cumhuriyet İlkokulu'na. Şu an belli zorluklardan dolayı görev yapamıyorum. Sizinle konuşmanızda rica ettiğiniz bir husus vardı. Çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığını kazandıralım dediniz. Ben birinci sınıf öğretmeniyim. Miniklerime çok şükür hepsini okuma yazma öğrettim ama okuma alışkanlığını kazandıracak vaktiniz olmadı. Sizden ricam ve hani hükümetinizden ricam şu olsun. En kısa zamanda görev yerime, okuluma ve sınıfıma dönmek istiyorum. Çocuklarımı, öğrencilerimi çok özledim. Biliyorum ki onlar da beni çok özlediler. Bunu sağlayabiliyorsanız çok teşekkür ederim. Benim söylemek istediğim bu. Evet, teşekkür ederim.